Ebu Eyyub radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim 10 defa La ilahe illallahü vahdehu, La şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve âlâ küllü şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir. Eşi yoktur, mülk onundur. Hamd ona mahsustur ve onun her şeye gücü yeter derse, İsmail peygamberin neslinden dört kimseyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. Yakup bin Asım radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın ashabından iki kimseden rivayet etmiştir. Bu iki kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Herhangi bir kul can ve gönülden kalbiyle tasdik ederek lisanıyla La ilahe illallahü vahdehu La şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve âlâ küllü şeyin kadir derse Allah-u Teala semayı onun için yerde bunu söyleyeni görünceye kadar açar. Allah'ın kendisine baktığı bir kul ise dilediği şeyi Allah'ın kendisine vermesini hak etmiştir. Ebu Umame radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve âlâ küllü şeyin kadir derse onu hiçbir salih amel geçemez ve onunla beraber hiçbir günah kalmaz. En iyi ameli işlemiş ve günahları bağışlanmış olur. Amir babası Şuayb'dan, o da dedesinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. En hayırlı dua Arefe gününde yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söylemiş olduğu en hayırlı söz ise La ilahe illallahü vahdehu La şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve âlâ küllü şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, o tektir. Ortağı yoktur, mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter sözüdür. İbn-i Ömer radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Kim bu zikri derse, bununla sırf Allah'ın rızasını kastederse, bu sebeple Allah-u Teala onu naim cennetlerine koyar. Bera bin Azib radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmişti. Kim borç para verir veya belirli bir müddet sütünden faydalanması için sağmal hayvan verir yahut yolunu şaşıran kimseye yardımcı olursa, bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. Kim de La ilahe illallahü vahdehu, La şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve âlâ küllü şeyin kadir derse, bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselamın cennetin anahtarları La ilahe illallah diye şehadette bulunmaktır buyurduğu rivayet edilmiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselamın gündüz veya gecenin bir anında La ilahe illallah diyen herhangi bir kimsenin amel defterindeki kötülükler giderilir. Nihayet yerine benzeri iyilikler yazılır buyurduğu rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah-u Teala'nın arşın önünde nurdan bir direği vardır. Kul La ilahe illallah deyince bu direk titrer. Allah-u Teala sakin ol buyurunca direk.
La ilahe illallah diyeni bağışlamadığın müddetçe nasıl sakin olurum der. Bunun üzerine Allah-u Teala onu bağışladım buyurur. Direkt de sakinleşir. Hazreti Ali'nin radıyallahu an şöyle dediği anlatıldı. Yaratılmışların efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Meleklerin efendisi Cebrail aleyhisselamın şöyle dediğini dinledim. Yeryüzünde şu kelime-i tevhidden daha değerli bir cümle inmemiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Yerler, gökler, dağlar ve ağaçlar, kara, deniz hep onunla durur. Dikkat ediniz, o ihlas cümlesidir. Dikkat ediniz, o İslam cümlesidir. Dikkat ediniz, o Allah'ın zatına yaklaştıran bir cümledir. Dikkat ediniz, o takva cümlesidir. Düşmanı tanımayan dostunu bulamaz. Nefsini tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Nefsini tanıyan Allah'ı tanır. Nefisten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalıdır. Bu iş bir tarikat yolu değil, Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allah-u Teala ile kullar arasındaki günahlar için şefaat, af çok ama kullar arasındaki günahlara şefaat, af yok. Adalet var, mahkeme var. Haklı olsa bile insanlar mahkemeye gitmekten korkar. En iyisi sulh yapmak ister. Mahkemeye düşmek istemez. Ya o haklı ise ahirete giderken boşlu gitmeyin. Alacaklı gidin. Zalim olmayın, mazlum olun. Zalim verecek, mazlum alacak, sevaplarımızdan vereceğiz. Yoksa onların günahlarını yükleneceğiz. Ben haklıyım diyen çok insan orada haksız çıkacaktır. Bir kalp kırmak senelerce ibadet, zikir sevabının hepsini alıp götürür. Öyle bir din ki kafirin dahi kalbini kırmak yoktur. Nerede kaldı ki Allah peygamber diyen bir Müslümanı kırmak? Allah-u Teala dört sözü diğer sözlere üstün kıldı. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Kim Subhanallah veya Allahu Ekber yahut la ilahe illallah derse ona 10 sevap yazılır, 10 günahı silinir. Bir nimete karşılık olmasa da elhamdülillah derse 30 sevap yazılır, 30 günahı silinir. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.